Ben ngsocam.com'dan Hakon Hoca. Bu çalışmamızda TMLT yayınlarının hazırladığı 7. sınıf 1. ekstra denemesinin 2. bölümüne ait 10 sorusunun çözümünü yapacağız. 30 sorudan oluşan bu denemenin çözümlerini 3 farklı videoyla sizlerle paylaşacağız. Diğer bölümlerini YouTube kanalımızda bulabilirsiniz. Ayrıca bu çalışmayı bizimle paylaşan TMLT yayıncılığa ve Meryem Yılmaz hocamıza teşekkür ederiz. Yeni çalışmalarımızdan haberdar olabilmek için kanalımıza üye olup bildirim bilgilerinizi açabilirsiniz 11 sorumuzda soru başlığımızı okuyarak çözüme başlayalım Which of the following shows Ashley? Aşağıdakilerden hangisi Ashley'i göstermektedir? Burada Olivia ve Ava arasında bir diyalog geçmekte. Olivia'nın konuşmasıyla başlayalım. Do you know the girl over there? Oradaki kızı tanıyor musun? Ava'nın cevabı. The one with the long curly black hair? Uzun, kıvırcık, siyah saçlı olan mı? No, not that one. Hayır, o değil. Bu açıklamaya göre uzun, kıvırcık, siyah saçlı olan kişi Ashley olamayacaktır. A seçeneğini eliyoruz. The one near her? Hemen onun yanındaki kişi. Oh, the one with the short straight brown hair, kısa düz kahverengi saçlı olan ama. No, no, hayır, hayır. Bu ifadeye göre de kısa düz kahverengi saçlı olan kişi, yani bu saç modeli c seçeneğinde var. Bu kişi de Ashley değildir. Bu sebeple c'yi deriyoruz. The one with short wavy fair hair, kısa dalgalı kumral saçlı olanı. Oh, that's the new girl in our class. Evet, o bizim sınıfımızdaki yeni kız, Ashley. Demek ki Ashley kısa, dalgalı ve kumral saçlı olan kişi olacak. Bunu anlatan görselde B seçeneğinde var. Eşli, B seçeneğindeki kişidir. Doğru cevabımız B seçeneği olacak. 12. sorumuzda soru başlığımızı okuyarak çözüme başlayalım. Which of the following is correct according to their book lists? Kitap listelerine göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Öncelikle verilen açıklamayı okuyalım. Here are the list of books that Bill and Fred want to read this year. Burada Bill ve Fred'in bu yıl okumak istedikleri kitapların listesi var. The names of the books reflect their personalities. Kitapların isimleri de kendilerinin kişiliklerini yansıtmakta. Look at them and answer the question. Onlara bakın ve soruya cevap verin. Bu açıklamadan biz şunu anlıyoruz. Aşağıdaki kitap listesi her kişinin kendi kişiliğini yansıtmaktadır. Bu listeye göre doğru olan ifade hangisi ise doğru cevabımız bu olacaktır. İlk etapta bilin kitap listesiyle başlayalım. Bill's Book List, bilin kitap listesi. Hard work brings success. Sıkı çalışma başarı getirir. Being punctual in a business life. İş yaşamında dakik olma. Caring about others. diğerlerini önemseme. Everyday jokes. Günlük şakalar, fıkralar. Bu ifadeye göre B ve D seçeneği de Bill için verilmiş olan açıklamaları okuyalım. Eğer burada belirtilen ifadeler okuduğumuz ifadelerden birisiyle eşleşiyorsa doğru seçeneğimiz bu seçenek olacak. B seçeneğine baktığımızda Bill is usually late for work. Bill genellikle işine geç kalır. Halbuki burada iş hayatında dakik olmaktan bahsetmektedir. Buradaki anlatılan ifade eşleşmediği için B seçeneğini eliyoruz. D seçeneğine baktığımızda Bill is very selfish. Bill çok bencil. Halbuki caring about others diyerek Bill'in diğerlerini önemsediğini, bencil olmadığını göstermekte. Bu sebeple D seçeneği de eşleşmiyor ve eliyoruz. Şimdi Fred'in kitap listesine bakıyoruz. The Power of Truth, doğruluğun gücü, dürüst olduğundan bahsediyor. How to make friends easily. Kolaylıkla nasıl arkadaş edinilir? Love of sharing. Paylaşmanın sevgisi. How to not forget easily. Kolay bir şekilde nasıl unutulmaz? A seçeneğine bakıyoruz. Fred always tell lies. Fred her zaman yalan söyler. Halbuki ilk ifadede The Power of Truth kitabını okuyarak doğruluğun gücünü okumaktadır. Buradaki ifade A seçeneğiyle eşleşmediği için A seçeneğini deniyoruz. C seçeneğine baktığımızda Fred wants to more outgoing. Fred daha fazla sosyal olmak istiyor. İkinci ifadede how to make friends easily. Nasıl kolay arkadaş edinilir. Buradaki ifadeyle C seçeneğindeki verilen ifadeler birbirleriyle eşleştiği için 12. sorumuzun doğru cevabı C seçeneği olacak. 13. sorumuzda soru başlığımızı okuyarak çözüme başlayalım. According to the information about who is stubborn? Yukarıdaki bilgiye göre kim inatçı? Eşlin ifadesine bakıyoruz. Nothing can change my mind. Hiçbir şey fikrimi değiştiremez. Bu ifadeyle eşliğinin inatçı biri olduğunu anlıyoruz. Doğru cevabımız A seçeneği olacak. Yine diğer kişilerin de neler ifade ettiğine bakalım. Ivan ifadesine bakıyoruz. I like giving presents to my friends. Arkadaşlarıma hediyeler vermeyi severim. Bu cömertlikten bahsetmektedir. Bu sebeple Ivan cevabımız olamayacaktı. Sandra'ya baktığımızda I hate sharing my things with others. Ben başkalarıyla bir şeylerimi paylaşmaktan nefret ederim. Bu ifade de bencillikten bahsetmektedir. Yine inatçılıktan bahsetmediği için C seçeneği de olamayacaktı. I never tell lies asla yalan söylemem. Bu da dürüstlükten honesty'den bahsettiği için yine Fiona da bizim doğru cevabımız olamayacaktı. Doğru cevabımız Ashley hiçbir şey benim fikrimi değiştiremez. 13. sorumuzun doğru cevabı A seçeneği olacak. 14. sorumuzda soru başlığımızı okuyarak çözüme başlayalım. Which of the following shows the date in the paragraph below? Aşağıdakilerden hangisi yukarıda paragrafta geçen tarihi göstermektedir? Yukarıdaki paragrafa baktığımızda paragrafın son kısmında tarihin verildiğini görüyoruz. Bu tarihi de okuduğumuzda the 3 of March, 3 Mart anlamına gelmektedir. Seçeneklere baktığımızda 3 Mart sadece A seçeneğinde verilmişti. Yine cevabımızın doğruluğundan emin olabilmek amacıyla yıla da bakıyoruz. 1847, 18 yani 1847 bu da A seçeneğindeki verilen bilgilerle de eşleşmektedir. 14. sorumuzun doğru cevabı A seçeneği olacak. 15. sorumuzda açıklamamızı okuyarak çözüme başlayalım. Which of the following is correct? Aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Yan tarafta after school training schedule okuldan sonraki antrenman tablosu verilmektedir. Şimdi seçenekleri değerlendirelim. Bizden doğru olanı istenmektedir. Bunu dikkat alacağız. The volleyball practice is before the basketball practice. Volleyball antrenmanı basketbol antrenmanından önce bu antrenmanına bakıyoruz çarşamba günü. Basketbol antrenmanına baktığımızda salı günü. Bu ifade okulun programıyla eşleşmediği için A seçeneğini iliyoruz. B seçeneğine baktığımızda tennis practice is at an early hour than the resting practice. Tenis antrenmanı güreş antrenmanından bir saat kadar öncedir. Tenis antrenmanının saatine baktığımızda saat öğleden sonra üçte başladığını görüyoruz. Perşembe günü Güreş antrenmanına baktığımızda saat 2'de başladığını görüyoruz. Burada erken olan tenis değil, güreş antrenmanıdır. Bu bilgiler eşleşmediği için B seçeneğini deliyoruz. C seçeneğine baktığımızda The baseball and tennis practices are on the same day. Baseball ve tenis antrenmanı aynı günde. Bakıyoruz pazartesi günü hem baseball antrenmanı var hem de tenis practice diyerek tenis antrenmanı var. İkisi de aynı günde gerçekleşmiş olduğu için C seçeneğinde verilen bilgiler doğru bilgilerdir. Doğru cevabımız C seçeneği olacak. Yine D seçeneğine de bakalım. The basketball practice is after a resting practice. Basketbol antrenmanı güreş antrenmanından sonra bu ifade yanlıştır. Güreş antrenmanından sonra herhangi bir antrenman gözükmemektedir. Bu sebeple D seçeneğini deliyoruz. 15. sorumuzun doğru cevabı C seçeneği olacak. 16. sorumuzda soru başlığımızı okuyarak çözüme başlayalım. Which of the following is not correct? Aşağıdakilerden hangisi doğru değildir? Açıklamamızı okuyalım. Here is a timeline of important events in the life of a famous scientist Thomas Alva Edison. Burada ünlü bilim insanı olan Thomas Edison'ın hayatındaki önemli olayların dönüm noktaları verilmiştir. Şimdi bunları dikkat alarak A, B, C, D seçeneklerini değerlendireceğiz. Hangi cevap yanlışsa doğru cevabımız bu seçenek olacak. Öncelikle Thomas Edison'ın verilen bilgilerini inceleyelim. 1847 yılında doğduğunu görüyoruz. 1857 yılında start to experiments in his chemistry lab at home. 1857 yılında evdeki kimya laboratuvarında deneylerine başladı. 1867 1867 yılında his first invention onun ilk icadı electrical watt recorder elektrikli oy sayacı 1876 1876 yılında married Mary Stilwell Mary Stilwell ile evlenmiştir 1879 1879 yılında Edison and his team invented the light bulb the greatest invention of the time Edison ve ekibi elektrik ampulünü icat etti. Zamanın en büyük icadı 1931-1931 yılında Dight vefat etti. Şimdi seçeneklere bakacağız. Yanlış olanı bulmaya çalışacağız. A seçeneğine baktığımızda Thomas Edison started to work in his first science lab at the age of 10. Thomas Edison ilk laboratuvar çalışmasına 10 yaşında başladı. 1847 yılında doğmuştu. 1857 yılında da evdeki ilk çalışmasına başlamıştı. Arada geçen yıl 10 yıl geçtiği için A seçeneğinde verilen ifade doğrudur. A seçeneğini ediyoruz. B seçeneğine baktığımızda only a few years after his marriage he made his first invention. Evliliğinden yalnızca birkaç yıl sonra ilk icadını gerçekleştirdi. Bu ifade yanlıştır. Çünkü evliliğinden önce ilk icadı elektrikli oy sayacıydı. Bunu da 1800 1967 yılında gerçekleştirmişti. B seçeneğindeki ifade yanlış olduğu için doğru cevabımız B seçeneği olacak. Yine C ve D seçeneklerine dikkat alalım. Edson was 84 years old when he lost his life. Edson yaşamını yitirdiğinde 84 yaşındaydı. 1931 ölüm yılından doğduğu yıl olan 1847'yi çıkarttığımızda 84 sayısını buluyoruz. Bu bilgi de doğru olduğu için C seçeneğini eliyoruz. D seçeneğine baktığımızda in 1879 1879 yılında Edison made an important invention with his team. Edison ekibiyle önemli bir icat gerçekleştirdi. Bu bilgi de doğrudur. Ekibiyle 1879 yılında elektrik ampulünü bularak dönemin en büyük icadını gerçekleştirmişti. Bu bilgiler eşleştiği için D seçeneğini deliyoruz. B seçeneğindeki bilgi eşleşmediği için doğru cevabımız B seçeneği olacak. 17. sorumuzda açıklamamızı okuyarak çözüme başlayalım. Mr. Shine is the head teacher in a school. Mr. Shine bir okulda müdürdür. And he is looking for a new math teacher to teach in his school. Ve okulunda matematik öğretmesi için yeni bir matematik öğretmeni aramaktadır. He needs a fit, creative and young teacher. O, fit, yaratıcı ve genç bir öğretmen aramaktadır. Şimdi sorumuzu okuyalım. Who should Mr. Shine choose to teach in his school? Mr. Shine okulunda eğitim vermesi için kimi seçmesi gerek? Kriterler belli. Fit, yaratıcı ve genç olan kişi bizim doğru seçeneğimiz olacak. Şimdi bunu verilen bilgileri göz önünde bulundurarak bulmaya çalışalım. Öncelikle fit dediği için aşağıda Philip ve Brett kilolarından dolayı bu önceliklerini kaybettiler. Philip ve Brett'in olduğu C ve D seçeneklerini kilolarından dolayı eriyoruz. İkinci kıstasımız creative, yaratıcı olması. Peter ve Sally'nin kişiliklerine bakacağız. Burada kim uygunsa buna öncelik vereceğiz. Peter'ın kişiliğine baktığımızda good at using his imagination Hayalini kullanmak da iyi. And finding original ideas, orijinal fikirler bulmak da iyi. Bu anlama göre Peter gerçekten yaratıcı bir kişiliğe sahip. Önceliğimiz Peter olacak. seri için değerlendirdiğimizde never change her mind, asla fikrini değiştirmez. Sally burada inatçı bir kişiliğe sahiptir aranılan kriterde inatçılık değil, yaratıcılık ön planda olacaktır. Yine son kriterimiz olan young teacher, genç öğretmen olmasına bakıyoruz. Yaşının da 22 olduğunu görüyoruz. Tüm kriterleri Peter sağladığı için seri ediyoruz. Doğru cevabımız A seçeneği olacak. 18. sorumuzda soru başlığımızı okuyarak çözüme başlayalım. Which of the following is correct according to the chart? Yukarıdaki tabloya göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Öncelikle çözüme geçmeden önce yukarıdaki bir tabloyu inceliyoruz. Koyu renkli old people, yaşlı insanlar. Açık tonda young people, genç insanları göstermekte. What's your favorite sport ifadesini görüyoruz. Favori sporu nedir? Grafiklerde soccer, futbol, swimming, yüzme, tenis, voleybol, hiking, doğa yürüyüşü ve basketbolu görüyoruz. Şimdi seçenekleri okuyacağız. Bu tabloda verilen değerlerle hangisi doğru eşleşiyorsa doğru cevabımız bu seçenek olacak. A seçeneğine baktığımızda The young people are more interested in team sports than the old people. Genç insanlar, yaşlı insanlara göre takım sporlarına daha fazla ilgi duymaktadır. Takım sporlarına bakıyoruz. Soccer, volleyball ve basketbol. Burada genç insanların değerlerinin daha yüksek olması lazım. Soccer için bunu görebiliyoruz. Voleybolda bunu göremiyoruz. Yine basketbolda da bunu göremiyoruz. Bu sebeple A seçeneğini eliyoruz. B seçeneğine baktığımızda, many of the old people like to take long walks in nature. Yaşlı insanların çoğu doğada uzun yürüyüşler yapmayı sevmektedir. Bu hiking'tir. Öncelikle many dediği için yaşlılardaki en yüksek değere bakacağız. Bunun doğa yürüyüş olması lazım. Bunu göz önünde bulunduracağız. En yüksek değere baktığımızda sakıra görüyoruz verilen ifadeyle kart eşleşmediği için B seçeneğini eliyoruz. C seçeneğine baktığımızda The old people love soccer more than the young people. Yaşlı insanlar genç insanlara göre futbolu daha fazla sevmekte. Yaşlı insanların değerine bakıyoruz %50. Genç insanların değerine bakıyoruz %50'nin üzerinde verilen ifadeler yine kart eşleşmediği için C seçeneğini deliyoruz. De D seçeneğine baktığımızda half of the old people enjoy playing football. Yaşlı insanların yarısı futbol oynamaktan keyif alır. Sakır kısmına baktığımızda %50 yaşlı insanların sayısının yarısını göstermektedir. Bu ifadeler karttaki bilgilerle eşleştiği için D seçeneği bizim doğru seçeneğimiz olacak. 19. sorumuzda açıklamamızı okuyarak çözüme başlayalım. According to the text above, yukarıdaki tekste göre Zeynep bla, bla Yukarıdaki tekst okuyacağız. Buradaki verilen ifadeler aşağıdaki ifadelerden hangisiyle doğru olarak örtüşüyorsa doğru cevabımız bu seçenek olacak. Zeynep is an Olympic swimmer. Zeynep bir olimpiyat yüzücüsü. She is 25. O 25 yaşında. She always eats healthy food. O her zaman sağlıklı yiyecekler yer. She really enjoys eating fruit and vegetables. O gerçekten meyve ve sebze yemekten keyif alır. But she doesn't eat red meat. Fakat o kırmızı et yemez. She eats fish regularly because she thinks it makes her strong. O düzenli olarak balık yer çünkü balığın kendisini güçlendirdiğini düşünmekte. She trains in the pool on Mondays, Thursdays and Fridays. O havuzda Pazartesileri, cumartesileri ve cuma günleri antrenman yapar. She walks out in the gym at weekends. O hafta sonlarında spor salonunda antrenman yapar. She is planning to be the first woman to receive a gold medal in Olympic competition. O olimpiyat yarışmasında altın madalya alan ilk Türk bayan olmayı planlıyor. Verilen bu bilgileri göz alarak şimdi seçenekleri değerlendirelim. A seçeneğine baktığımızda Zeynep haftada iki kez yüzme pratiği yapmakta. Bu ifade yanlıştır. Haftanın 3 gününde antrenman yapmaktaydı. Bu sebeple A seçeneğini ediyoruz. B seçeneğine baktığımızda Zeynep doesn't like eating fish very much. Zeynep balık yemeyi çok sevmiyor. Bu ifade de yanlıştır. Balığı düzenli bir şekilde yemekteydi. Çünkü kendisine güçlendirdiğini düşünmekteydi. B seçeneğini eriyoruz. C seçeneğine baktığımızda Zeynep prefers having healthy food all the time. Zeynep her zaman sağlıklı yiyecekleri tercih eder. Bu ifade doğrudur. İkinci satırda her zaman sağlıklı yiyecekleri yediğinden bahsetmişti. Doğru cevabımız C seçeneği olacak. Yine D seçeneğini de değerlendirelim. Zeynep doesn't enjoy doing sports at all. Zeynep spor yapmayı hiç sevmiyor. Bu ifade yanlıştır. Kendisi bir olimpiyat yüzcüsüdür. Verilen bilgiler eşleşmediği için D seçeneğini deniyoruz. Doğru cevabımız C seçeneği olacak. 20. Soruda, 19. Soruda geçen paragrafla ilgili bir soru verilmiştir. Bu paragrafın detaylı açıklamasını 19. soruda yaptık. Sorun çözümünü yapmazdan önce 19. soruyu seyretmenizi, daha sonra 20. Soru çözmenizi tavsiye ederim. Şimdi biz bu bilgilere dikkate alarak 20. sorunun çözümünü yapalım. In paragraf. bu paragrafta there is no information about Zeynep's blah. blah. Aşağıda Zeynep ile ilgili hangi bilgi bulunmamaktadır. A seçeneğine bakıyoruz. Age, yaş, bununla ilgili bilgi verilmiştir. Kendisine 25 yaşında olduğu verildiği için... A seçeneğini eliyoruz. B seçeneğine baktığımızda family. Bu paragrafta düzenli olarak yapmış olduğu spordan bahsetmekte, antrenman günlerinden bahsetmekte ama ailesinin hiçbir şekilde bahsetmemektedir. Bu sebeple B seçeneği bizim doğru seçeneğimiz olacak. Yine diğer seçenekleri de değerlendirelim. C seçeneğine baktığımızda job meslek demektir. Kendisi bir olimpiyat yüzüsüdür. İlk satırda verilmiştir. Bu sebeple C seçeneğini ediyoruz. D seçeneğine baktığımızda future plans gelecekle ilgili planları. Bu da son cümlelerde verilmişti she is planning to be the first woman to receive a gold medal in Olympic competition. Olimpiyat oyunlarında altın madalya kazanan ilk Türk bayan olmayı planlıyor gelecekte. Bu sebeple D seçeneğini deniyoruz. Doğru cevabımız B seçeneği olacak.